Erzurum'umuzun önemli şairlerinden, yazarlarından, kalemlerinden sevgili Gürbüz Papağan'la bir söyleşimiz olacak. Bir köyümüz vardı, adı Abdalcık. Bir yanı düz ova, bir yanı dağlık. Kav topraktan güveç tandır yapardık. Lavaş ekmek yiye yiye büyüdük. Asma sekili tandır başlı evimiz vardı. Kalorifer, kömür yoktu, tezek yanardı. Gaz lambası ışığında anam yama yamardı. İğne iplik diye diye büyüdük. Bodaklık yapardım o kucağımda. Kara lastik ayağımda, değnek elimde. Kumlu dere bayırında, kandil dağında. Koyun, kuzu, yaya, yaya büyüdük. Bir hevesle koşardık öküzleri. Sevinç, gurur, hele biz göreydin yüzleri. Orak ile biçerdik ekinleri. Hem de harman süre süre büyüdük. Yazın temiz, berrak havası vardı. Gözelerden soğuk sular akardı. Kışın dondururdu, çok kar yağardı. Dağda kısa kaya kaya büyüdük. Düğünler, bayramlar ne de güzeldi. Toplanırdı kızlar, dibek dökerdi. Kimi tatlı tatlı bakıp çok naz ederdi. Güzel nazı çeke çeke büyüdük. Örfüm, adetim, kültürüm derken sabah beşte kalkardık erken. Kuşlar cıvıldaşıp horoz öterken ezan sesi duya duya büyüdük. İlk kitabımı 99'da çıkardık. Gehele isminde. Biraz yöresel bir kitap oldu aslında. İsminden de belli. Dehele kelimesi bizim Erzurum'a özgü bir kelime. Böyle ismini taşıyan bir şiirimiz de var. Evet. Yöresel şiveyle yazılmış bir şiir. Evet. Daha sonra 99'da çıkardık. İstanbul'da Yakacık'ta Özel Ortadoğu Koleji sponsorluğunu yaptı. Evet. Hülya Avşar'la imza günü yaptık. Öyle miydi? Evet, 99'da. İkinci kitabım Ahmet Şimşek Özel Eğitim Kurumları çıkardı Kartal'da. Bunu da Kerem Alışık'la yaptık. İmza Kerem Alışık'la kolejde imza günleri yaptık. Evet. İstanbul Vakfı'nda, Erzurum Vakfı'nda imza günleri yaptık. Üçüncü kitabımı Aydın'da çıkardım. 2005 evet. Aydın Polis Evi'nde imza günü yaptık. Üçüncü kitabı Aydın'da yaptık. Evet. Dördüncü kitabımı yine Aydın'da çıkardım. Evet. Gözümde yaşım yandı. Beşincisini de bu yıl Mart ayında Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Dil Edebiyat Fakültesi'nden çıktı. Evet. Ona bir imza günü olacak mı? Buna imza günü henüz yapmadık. Biraz okulların ya da yaz sezonunun gelişine denk geldi. Evet. İnşallah önümüzdeki Eylül ayında, Ekim ayında olabilir. Sezonda olur. Zaten biz ilk imzalı kitabımızı alacağız. İnşallah. Başka olsun. Peki dergimizi takip etmişsinizdir. Derginizi, evet, internet üzerinden okudum. Bir tanesi derime geçti, okudum. Derginiz içerik özel bakımından çok güzel. Bizi, Erzurum'u, kültürümüzü. Evet. Böyle bu konuda bir dergi gerçekten Erzurum'un bir eksikliğini, eksik yanını tamamlıyor bence. Hı. Günümüzde çünkü ben öyle şey yapayım, kültürümüz çok zengin. Diyor ki, o eski günlerden eser kalmamış. Hı. Selamın yerini bay baylar almış. Bıyıklar kesilmiş, saçlar uzamış, kültürü değişmiş, dili değişmiş. Ben bildiğim kadarıyla Ilgıt Ilgıt ve Dehele gerçekten Dehele, çok seviyorum. Evet, Dehele 1999'da çıktı. Onun ayrı bir yeri var gerçekten. Birinci kitabım. Yöresel, bana göre yöresel bir kitap. Eyvallah. Onun için bu kitabın yeni baskılarını yaptırmak gereği de duymadım daha doğrusu. Orada işte bir batıdan köye misafir gelen bir genç kızla köydeki bir gencin sevda hikayesini anlatıyor ama ikisinin de birbirinden haberleri yok aslında. Bir kız geliyor köye misafir yaz aylarında, genelde köylere gelir. Delikanlı bu kıza arkadan arkaya vuruluyor. İşte niçe sevda büyütüyor kendine böyle yangınlar içinde. Ancak bir türlü kimseye söylemiyor. Halini, ahvalini bildiremiyor. İşte
gel seninle hadi bir sinemaya gidelim, parkta oturalım diyecek hali de olmuyor. Bizim buranın cep telefonu da yok. Cep telefonu da yok. Şimdi bu genç duyguların içine eyvallah, sığdıramıyor. Günün birinde bir şiir halinde tezahür ediyor bu duygular. Sabahın erinden cama çıkırsan, ele garip garip yeni şuhuş bakırsan, bilmirsen ki içerimi yakırsan, kız senin adın ne de hele. Belli ki kız sen buralı değilsen, misafirsen ama ecep kimin neysen. Bir başka bakırsan, başka gülürsen, kız senin adın ne de hele. Ele kuşluk vakti güğümler alır suya gelirsen, zannedirem avuç dağın çiçeği sen gülüsen, ecep melek misen yoksa hürisen, kız senin adın ne de hele. Güneş vurur, işi gücü koyur seni seyre dalıram. Güneş vurur, mayışıram, kalıram. Baka baka vallahi bir hoş oluram. Kız senin adın ne? De hele. Kapının önünde sıra sıra tuz taşı. Uzanır bakıram sana köşeden. Çizedir yüreğimin başı. Ya yengen yanında olur ya da anan kardeşi. Kız senin adın ne? De hele. Nahır gelir, koyun kuzi meleşir, harmanlıkta çoluk çocuk oynaşır. Sen gelen de elim dilim dolaşır, kız senin adın ne de hele. Giyinmişsen kot pantolon darını, bahçelerde gez salını salını. Hep bakırsan uzaktan, hayırsız hiç sorursan halimi, kız senin adın ne de hele.